Merhabalar ben Köfte Köfte ve karşınızda Kasa Reboot'un Gap 20 bölümüyle duruyorum. Ve bu bölümde bir değişikliğimiz var. Yanımda bir adet konuk var. Tabi sadece konuşmada, ses olarak. Ses ver. Kon konuşayım mı? Tabii ki de. Konuşayım mı? <laughs> Tabii ki de. <laughs> Merhaba. Ee, tanımayanlarınız için kendisi Redo. Redo var. Genelde stream yapan bir arkadaşımız. Hı hı. Bunun yanı sıra mod paketini geliştirdiğim bu mod paketini geliştirdiğim esnada bana ufak tefek yardımları oldu çünkü neden? Çünkü ben bir onda hiçbir şey anlamıyordum o dönem. Teşekkürler bu arada. <laughs> ben de ben de güncel şeylere çok meraklı olduğum için hemen geçmiştim bir <laughs> ona. <laughs> ve bu arada şu an bulunduğum yer size biraz farklı geliyor olabilir çünkü ben bölüm arası taşındım. Bölüm arası diyeceğim ancak ufak bir detay daha söz konusu çünkü ben bu bölümü ikinci kere çekiyorum. İlk, ilk çekişimde sesi kaydetmeyi unutmuşum. Çok tebrikler değil mi? Alkış. Çünkü neden? Çünkü o esnada Guild Wars'da bir şey kaydediyordum ve benim sese ihtiyacım yoktu orada. Action'da mikrofon ayarlarını kapatmışım. Geri açmayı unuttum salak gibi. <laughs> Neyse devam edelim. Şu an burası ney? Hatta neresi? Gördüğünüz gibi gökyüzündeki evin burası. Ah, voila. Ve gökyüzündeki evim demişken aşağıda da artık hiçbir şey yok. Makinelerim dışında. Ve burası dışında. Ha, içeride biraz ardait kalmış. Ha, değil pardon. Manulin. Evet ve aşağıyla Efendim? Efendim? Heh, tamam. Ha, tamam. bas konuşa basmıyorum Bilmiyorum. ya ondandır. Neyse ne diyordum? Uçtun gittin sağ ol. Aşağıda biraz mollim kalmış. <laughs> Neyse. Makinelerim hala aşağıda ancak bütün depolama alanım buraya taşınmış durumda. Çalışma alanım burası. Şurası test chestleri. Ve evet, test inventörleri. Ve hepsi kablolarla bağlı. Şurası ise şu anki aktif chestlerim. Bunlara label'lar falan koyarım artık. E, teleporterlar bu arada sadece redstone çalışacak şekilde oldu. Yani ben bu pressure plate'e basmadığım takdirde beni hiçbir şekilde ışınlamıyorlar. Ve ufak bir detay. Şu şu storage driver'lar birbirlerine bağlı değiller. Ama hala ben mesela şuna attığım takdirde buna gidiyor. Nasıl? Şurada frame trimler var. Bunlar aslında daha önce alışkın olduğunuz bir moddan bir parça, daha doğrusu bir bloğun benzeri normal trimler. Normal trimler nedir diye soracak olursanız bunlar basitçe... Gel, gel bakalım. Şöyle koyuyoruz. Burada tamamen bir iletişim sağlıyor. Kendileri hiçbir şey depolamıyor ancak... Drawer'ların birbirlerine bağlı olmasını sağlıyor. Bu sayede hepsi Drawer Controller tarafından yönetilebiliyorlar. Bili biliyorsunuz Drawer Controller çalışabilmek için Drawer'ların birbirine bağlı olması gerektiriyor. Trim aradaki boşluğu doldurmak üzerine bir şey. Ancak görüntüsü Abyssal Block şeklinde. Bunu nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız. Şunu ben bir geri koyayım. Bunu yapmanın yöntemi basitçe şu. Gel bakalım bir quarry Stone. Şu. Framing Table Ve bunun içinde Frame Trim Voila! Artık Corrid Stone şeklinde bir Frame Trim'im var Bunu istediğiniz blok görüntüsüne büründürebiliyorsunuz Basitçe trimlerin muhabbeti bu Ve bunların hepsi birbirine trimlerle bağlı Bu Drawer'ların hepsi Bu sayede arada herhangi bir inventory koymanıza gerek yok Sadece boşluk dolduracak bir arkadaş Gel gelin bunları coverlamadım. Çünkü neden? Çünkü sizle beraber coverlayacağım. Normalde ben bunlar için çizilen bits kullanacaktım. Fakat bölüm o bölüm arası yeni bir mod güncellendi. Forge Multipart'ın Chicken Bones Edition'ı nihayet güncellendi. Ve coverlara sahibiz. Ancak şu an ayarlardan eklemediğim için Quarry Stone'la Evisal Stone, Stone coverlarda ekli değil. Bunları ben ekleyeceğim bir yere. Yani mod moda itemlerini. <laughs> Neyse. Kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölümde giriştiğim bir mod var. Hmm. Gendüstri. nedir? Ee, Redo, bize Gendüstri'yi biraz açıklamak ister misin? Abi Gendersty e, basitçe şöyle aslında anlat anlatabilirim. E, Forestry'de yapılan şeyleri birazcık daha kolaylaştırıyor diyebiliriz. Birazcık daha genişletiyor da diyebiliriz. Ben de çok hakim değilim ama aşağı yukarı e, bildiğim kadarıyla bu şekilde gelişiyor diyebiliyorum. Ya basitçe normal Forestry'nin arıcılık işlemlerini daha ne diyelim daha endüstriyel bir ve daha verimli bir yönteme çevirmemizi sağlıyor. Şimdi burada koyduğumuz 3 tane bloğum var benim. Birincisi Industrial APR'i. Industrial APR nedir diye soracak olursanız kendisi normal APR'i gibi düşünebilirsiniz. Arada ufak bir fark söz konusu ama. Ee, bu bir enerji kullanıyor. İki verim olarak al veri yani API'nin üst seviyesiyle benzer verimlilikte. Ve üç değişik upgrade slotları var. Ya tabii ki de ben burada bir tane daha upgrade yapacağım, yapmalıyım daha doğrusu, hatta onu da sizle bir craft edelim. Ee, sen gel bakalım. Bu upgrade dediğimiz olay nedir diye soracak olursanız, ee, basitçe bu industrial API'lere farklı özellikler eklememizi sağlıyor. Bu özellikler nedir? Hemen bir gözü geçirelim. Planes Emulation, bu Planes biyomunu emüle etmenizi sağlıyor. Diyelim çölde yaşıyorsunuz ancak arılarınız Planes istiyor. Arılarınızı Planes biyomundaymış gibi kandırabiliyor. Light Upgrade, <laughs> her daim gündüz olduğu şeklinde kandırıyor arılarınızı. Flowering Upgrade, uh, flower pol yani çiçek üretimini ve uh, ağaçları polenlemeyi hızlandırıyor. Winter Emulation Upgrade, winter bayonlarını taklit ediyor. Dryer Upgrade, daha kuru bir havadaymış gibi zannettiriyor. Yani çölde çalışacak arılar için falan iyi. Automation Upgrade, tamamen kendi kendine yani sizin pipe bağlamanıza ihtiyaç duymadan arıları yeniden doldurmayı sağlıyor. Humidifier Upgrade, bu tam tersi humid şey dryer'ın tam tersi nemliliği arttırıyor. Yani swamp boyumdaymış gibi zannettiriyor. Hell upgrade cehennem nether'daymış gibi zannettiriyor. Uh, pollen scrubber upgrade çiçek uh, tamamen arının çevreye çiçek saçmasını ya da bir şeyleri polenlemesini engelliyor. Desert emulation upgrade çöl boyumu. Cooler upgrade uh, daha soğuk bir havadaymış gibi. Lifespan upgrade arının daha hızlı ölmesini sağlıyor. Bu benim şu anki durumum için çok önemli bir upgrade. Benim şu an arıların <laughs> hızlıca ölüp daha fazla off yani daha fazla drone üretmesi gerekiyor benim için. O yüzden bu life span upgrade benim için önemli. Bazıları bu arada stekleniyor. Yani aynı anda birden fazla koyabiliyorsunuz. Bunu dört tane koyabiliyorsunuz aynı anda mesela. Seal upgrade yağmur yağdığı takdirde bile çalışabilmesini sağlıyor. Genetik Stabilizer Upgrade arılarınızın genet ölmesini engelliyor. Daha ölmesinden kastım yok olmasını engelliyor. Hatırlarsanız hatırlarsan daha sonra az buçuk hakimseniz eğer arınız Noblesa maalesef bir süre, birkaç jenerasyon sonra ölür. Pristine'ler sonsuza dek kalır. Jungle Emulation Upgrade Jungle Bayon'u taklit ediyor. Ter Territory Upgrade Etikettiği alanı yükseltiyor. Ocean Upgrade okyanusu. Open Sky Upgrade e... şey gökyüzünü görmesini sağ, daha sonra gökyüzünü görme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yani mağarada çalıştırabiliyorsunuz. Heat Upgrade ısısını arttırıyor. Sieve Upgrade o son bunu... dediğin çok iyi aslında. Evet. açık bir alan istememesi bayağı hoş bir şey. Rahat yani. Bunun yanı sıra Sieve Upgrade'e daha sonra değineceğim. Production Upgrade tabi ben verimli artırıyor. Yani frame takmışsınız gibi oluyor. Ben şu an Automation Upgrade'e ihtiyaç duyuyorum ve bunun için tabii ki de bana bir piston lazım. Evet. upgrade'lar bu şekilde. Ee, aynı anda 4 farklı tip upgrade takabiliyorsunuz bir uh, ee, alveriye. A, al veri demişim pardon. Industrial Repair Ve bunları tamamen ihtiyacınıza göre yerleştirirsiniz. Hu. Benim şu an ihtiyacım olanlar tamamen e, gündüz gece çalışması, kapalı alanda çalışabilmesi ve hızlı ölüp otomatik olarak kendi işini görmesi. Şu an benim ihtiyacım olanlar bunlar ve o yüzden bunları koyuyorum. Neden hızlı ölmesi lazım diye soracak olursanız benim mümkün olduğunca daha çok sayıda arıya ihtiyacım var. <laughs> Örsünler. Aynen. Hızlı yaşayıp çoğalsınlar. Evet. Basitçe istediğim bu. Şimdi gel gelelim. Advanced Mutatron. Normal Mutatron ile Advanced Mutatron arasında biraz fark var. Normal Mutatron %100 verimlilikle istediğiniz mutasyonu sağlamıyor. İki tane arıyı koyuyorsunuz. Mesela ben Cultivated yapmıştım en son. İki tane Cultivated'ı koyduğum halde bana... Ha, i̇ki tane Cultivated koydum. Ben bana bunlardan... Ha, çok yanlış oldu. Neyse. Common koyuyorum yanına mesela Cone Cultivated'ı beraber koyuyorum. İki seçeneğim var benim. Ya Diligent ya da Noble verebiliyor. Ama ben mesela Noble istiyorum. Ee, normal Mutatron'da bunu seçemiyorum. Advanced Mutatron'da bunu seçebiliyorum. Biraz daha fazla enerji tüketiyor. Ve bu Mutajen diye bir sıvı istiyor. Ve Genetic Lab Fair bunun yapması çok kolay. Mutajen'i Mutajen Producer'da elde ediyoruz. E buna Redstone ya da Glowstone koyabiliyorsunuz. Ben block of redstone koyuyorum ki zaten elimde bolca var. Ki şurada işlenmemişleri de sayarsak bence bolca var. Sen şu an görmüyorsun ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 var. 10 11 12 12 stick işlenmemiş redstone'um var. İşlenmiş redstone'larda İş, şu an İşlenmemiş. Evet. İşlenmiş redstone'larımda şu an 9 stick. Block of redstone. Saygılar. <laughs> evet. Uh, maden yapmayı sevdiğim doğrudur. Mm -hmm. Evet. Ve şimdi ben... Bir adet daha common drone yapmak istiyorum kendime. Modest. Rocky. Ignoble istemiyorum. Bana şu an pristin lazım. Marshy, Forest. Tamam bana bir tane ya da dur. Tropical ver bir tane. Ve bir tane de bir tane de senden. Gel bakalım. Size bir tane daha common yapalım. Ve gördüğünüz gibi bana bir tane common elde edecek bu. Ve şundan automation upgrade'imizi çekelim. Evet kanım common queen'imizi aldık. Ve gördüğünüz gibi bütün özellikleri burada. Şimdi analyzer'a gelelim. Bunu biraz size anlatacağım. Burada çalıştırmak için uh, honeydrop koymamız lazım. Arılarımızın özelliklerini gösteriyor. Aktif ve inaktif genler. Aktif genler gözüken onlar oluyor. Fakat uh, öldükten sonra vereceği dronelarda ya da Prenses de inaktif özelliklerinde gözükmesi mümkün. O yüzden ikisinin de aynı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. E, lifespan, yaşadığı süre. Shorter şu an bayağı kısa yaşıyor. Production, yavaş. Pollination, daha da yavaş. En yavaş hatta. <laughs> e, i̇stediği çiçek tipi normal çiçek. Bunda farklı çiçek tipleri de var. Mesela stone isteyen var. E, fertility, yani öldüğünde kaç tane drone veriyor? Bu iki tane drone veriyor. E, territory yani kapsadığı alan normal. Efekt yok. Efektlerden bazılarını örnek göstereyim. Mesela jungle. Jungle'ın efekti biraz sinir bozucu. Hatta bir bakalım sizle. E, jungle queen. Jungle princess. Bir tane alalım. E, tropical pardon. Gel bakalım. Poison. Yanına geldiğinde beni poison diyor. Buna başa çıkmanın yöntemleri bir var. özellik. Aynen. Buna başa çıkmanın yöntemleri var. Ancak oh, sinir bozuyor sadece. Neyse. Ben şu aşağıya düşmeyi kesersem eğer. Fakat bunun yanı sıra pozitif özellikler de var. Mesela size her seferinde regeneration veren bir özellik var. Yanında durduğunuzda. Şimdi burayı atladık. İkinci kısma gelelim. Climate. Climate tamamen çalışabildiği e, iklim. Normal bir iklimde çalışabiliyor. E, plains normal bir iklim. E, swamp normal bir iklim. Forest normal bir iklim. E, toleransı aşağı yani daha sıcağına ya da daha soğuğuna tolera, tolere edebiliyormuş şeklinde. Humidity'ye gelelim. Bu da nemlilik oranı. Plains normal. Forest normal. Swamp normal değil. Orası nemli bir olan. Çöl kuru bir alan vesaire vesaire. Tolerans aynı şekilde. Daha nemlisine ya da daha nem kurusuna tolere edebiliyor mu? Ha, önemli olan kısma gelelim. Diurnal, Nocturnal, Tolerant Flyer ve Cave Dwelling. Şu demin buradaki upgrade'leri yap demin buradaki upgrade'lerin yaptığı işlerin neredeyse aynısını yapıyor. Diurnal gündüz gündüz çalışmasını sağlıyor yani normal hali. Bunların hepsi gündüz çalışıyor. Nocturnal gece çalışmasını sağlıyor. Tolerant Flyer tamamen yağmur yani yağmurda da uçabilmesini sağlıyor. Yani yağmurda çalışabilmesini sağlıyor ve Cave Dwelling. Bu nedir diye soracak olursanız bu da kapalı alanda çalışmasını sağlıyor. Bunlardan iki tane özelliği ben şu an upgrade'lerle ekliyorum. Bunun automation upgrade'ini koymayı, geri koymayı unutmuşum. Neyse. Evet. Bu şekilde. Aa dur. Bunun automation upgrade'ini ben bilerek çıkartmıştım. Evet. Bunların hepsini gen olarak ekleyeceğim. Bu ürettikleri. Sadece honeycomb üretiyor. Bu olası mutasyonları cultivated üretebildiğimizi öğrendik. Daha diğer mutasyonları açık değil. Ve bu da tamamen ...soya... ...tür bilgisi. Yani... ...türsel isimleri. Mesela human'da örnek... ...insanda örnek verecek olursak... ...burası homo, homo sapien olacaktı. Gibi düşünün. <laughs> ha tamamdır. Bana bir tane... ...prenses lazımdı. Ve... ...gel bakalım. Şimdi... ...mobile elde edelim önce... Ve elimizde bir adet Noble var. Ve tabii ki de bunu diğer upgrade'lerini koymam lazım bir yere benim. Evet bu şekilde. Hatta sana kısa bir süre iş ihtiyacımız yok. Sen şuraya gel. Noble bu arımızı elde ettik. Aa, bunu bir çalışmadan önce inceleyelim. Life Lifespan'i kısa. Production'ı kısadan biraz, yavaştan biraz az. Pollination'ı biraz daha hızlı Kamuna göre istediği çiçek çiçek fertility 2 tane veriyor yine efekt yok. Buradalar normal. Ve ürettiği şey dripping <laughs> comp. Olası mutasyonları 3 farklı olası mutasyonu var onlara bakacağız. Yani onları daha sonradan açacağız. Ve ürettiği bize ne veriyor? Honeydew. Hani Honeydew hani ihtiyacımız olacak bir şey. Bunun yanı sıra kendisi e, alkol üretiminde yarıyor. Ayda. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunun yanı sıra gene arı şey bal üretiminde kullanabiliyoruz ve e, iki tane crafting de işimize yarıyor. Ambrosia ve glittering melon. Bunun yanı sıra başka bir crafting de de işe yarıyor. Bu. Evet. İşe yaradıkları şeyler bunlar basitçe. En basit, ...en basit haliyle... ...normal bal yerine geçiyor. Evet. Bu şekilde... ...gen uğraşıyoruz. Peki ben arıcılıkla neden uğraşıyorum? Çünkü köfte arıları sever. Onu geçtim. Ee, <laughs> arıcılıkla neden uğraştığımı... ...tahmin edebiliyorsun sen az buçuk. Seversin. <laughs> Ya arılardan ne elde edebiliyoruz bu pakette? Senin pakette More bees var Güzel pakette. Soru. Abi her şeyi elde edebiliyoruz o zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bir gözden geçirelim. Her şeyi geçirelim. elde edebiliyoruz. Tamam, bu neymiş ya? spesifik <laughs> olarak ne söyle tam bilemedim ama ama her şeyi istersen elde edersin yani kısacası. Evet. Ee, bir örnek gösterelim. Boya elde edebiliyoruz. En basitinden. Ee, slime elde edebiliyoruz. String elde edebiliyoruz. Kömür elde edebiliyoruz. Evet. Devam edelim. Senden ne elde ediyorduk? Ha, love elde edebiliyoruz ki bu bayağı işime yarayacak bir şey. Bayağı op bir şey aynı zamanda. Bunun yanı sıra o. şunları elde edebiliyoruz. Şu bir onla eklenen sadece suda bulunan bir zımbırtı vardı ya. Ee, senin asıl ürettiğini elde edemiyoruz çünkü herhangi bir uranyum ekleyen modumuz yok. Ozmyum elde ediyoruz. Prizmer'in tarzında bir şey mi? Ondan bahsediyorsun. Ha, dedim. dedim. Ardından bir de e, radioaktif ha. Queen'e geçtim. Arday elde edebiliyorum. Kobalt elde edebiliyorum. Led elde edebiliyorum. Ama pakette ledim teknik olarak var. <laughs> evet. Ama işlevsel değil değil mi? Evet değil. Yo var. Mekaniz ama mekanizm de çok şey değil o da. Mekanizm de değil. Railcraft kullanıyor ancak Railcraft'ın da kullandığı bir zımbırtısı yok şu an. Silver elde edebiliyorum. Gene kullanım alalım. yok. Sadece silver chest yapabiliyorum. <laughs> Ona da gerek yok. Gold elde edebiliyorum, tin elde edebiliyorum, tin tin tinimini hanım, kapı elde edebiliyorum, ayrı elde edebiliyorum. Metalik queen, metalik comp veriyor, metalik propolis'ten metalik rains e elde ediyorum ve bunu istediğim herhangi bir madene çevirebiliyorum. aslında yani çoğu madene? Devam edelim. Appetite elde edebiliyorum ki bu uh, Forestry'de lazım oluyor. Sülfür elde edebiliyorum ki gene lazım olacak. Diamond elde edebiliyorum. Crystal Compla. Ki bu bana Redstone, Diamond, Emerald, Appetite ve Nether Quartz veriyor. Bunu direkt Diamond da vermesi gerekiyordu ama neyse. Emerald elde edebiliyorum vesaire vesaire. Yani Redstone direkt veriyor tamam. Quartz Sand <laughs> Clay Özetle baya bir şey Lapis Obsidian Hardened Queen ne veriyor? Ha sadece Rock veriyor Taş veriyor Evet bu şey taş veriyor Hermetic Spectral veriyor Ender Pearl elde edebiliyorum evet o da çok iyi ya. Evet, baya bir şey elde edebiliyorsunuz arılarla. O yüzden arıları seviyoruz. O yüzden arı mutasyonlarıyla da baya bir uğraşacağım ve bunları da baya bir otomatikleştireceğim. Hah. ama tabii ki de arı mutasyonu biraz işkence bir süreç. Bazen o yüzden. Çünkü. Aynen. Gendüstri bunu kolaylaştırıyor. Diğer türlü tamamen şansa kalıyorsunuz. Ee, eğer bu olmasa bunu, bunu iki farklı araya bir adet API araya koyacaksınız. Tamamen istediğiniz genlere oluşana kadar ha babam mutasyon, ha babam mutasyon diye uğraşacaksınız. Gendüstri o yüzden Forest ile oynayacak insanların vazgeçilmez bir modu olmak zorunda. Tabi bir artı nokta enerji tüketiyor. Ve bu upgrade'lerin her biri farklı enerji tüketimi ekliyor. Mesela şu an bu 21 RF tüketiyor fakat şu an 20 tüketiyor gibi düşünebilirsiniz. Uh, Open Sky %5 etkiliyor. Uh, Light %5 ekliyor. Automation %10 ek ekliyor. Lifespan upgrade'lerin her biri %5 ekliyor. Evet, upgrade'ler bu şekilde. Huh. Evet, başka anlatmadığım Büşman ne kaldı? Güzel upgradeler, <laughs> aynen. <gülüyor> huh. Bunun yanı sıra, sonraki bölüm, muhtemelen ben maden işlemeye yavaş yavaş gireceğim, belki. Bu kat, ya da bunun üst katı, maden işleme olacak. <laughs> o esnada, arılarla da buluşacağız. Ve burada, seal upgrade, ya yağmura dayanıklılık upgrade'i. E. Ha, unutmadan, kendi süreye ger geri dönelim. Kendi sürede ihtiyaç duyduğumuz bir başka makine daha. i̇htiyaç yani duyacağımız ileride. Genetik imprinter, genetik sampler. Bunlar. E, genetik transposer ile genetik replicator. Bunlar tamamen farklı arılardaki genetik özellikleri başka bir arıya aktarmamızı sağlıyor. Ya da bir arıyı komple kopyalamamızı sağlıyor. Mesela Rocky Princess. Gel bakalım. Funda çok ilginç bir özellik var. Diurnal'ı var. Gündüz çalışabiliyor. gece de çalışabiliyor ve... Valla! Kapalı alanda da çalışabiliyor. O yüzden kendisi bayağı özel bir arı. Ee, bakalım başka neler var. Tropical... Marşim var mı benim? Ha marşi. Marşi bir bakalım. Marshi'de ilginç bir özellik var mıydı? Bu arada bu mesela mushroom istiyor. Ayrı ekstra bir özellik yok. Ha. Gördüğünüz gibi. Ee, damp. Ee, şey. Nemli hava istiyor ve bunun her iki yöne de karşı birer toleransı var. Sıcaklıkta. Evet. Arılar bu şekilde. Bunları kullanarak kendime güzel bir e, imkan koyacağım. Bu arada arı animasyonlarını bayağı geliştirmişler. Onu şimdi fark ettim. Eski sürümlerde arılar bu kadar hoş bir animasyona sahip değildi. Ve bu arada production upgrade konusunda bir şey değinelim. 8 tanesini koyabiliyorsunuz ve her biri production hızını %20 artırıyor. Enerji tüketiminizi de artıyor. ancak benim önceki serilerimi bilenler bilir. Ben daha önce hiç enerji sıkıntısı çektim mi? redo? Hayır. <laughs> ya yani enerji üretim genelde Tabii abarttığım öyle. için <laughs> genelde biraz enerji üretim suyunu çıkarttığım için kafam rahat oluyor azıcık. Evet, o zaman ne diyoruz? Çıkış sen yap redo. O zaman ne diyoruz? Köfte iş köfte, iyi günler, iyi eğlenceler diler. Değil mi? Öyle miydi lan? Yakın o, yakın. <laughs> Yakın gibi gibi. Yani. Yapamadım, bu Orada ben Çok olmuyor, Sen yapsın. ya. Benden olmuyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü köftenin günler. İyi eğlenceler. İşte böyleydi. <laughs> bu arada bölümü de konuk olarak aldım da sen çoğunlukla sessiz oldun ya. O yüzden sonu sana vermiştim. Neyse bölümü kapatalım. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. <laughs>